Antalya'dan mutlu günler değerli izleyenler. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Antalya'da gerçekleştirdiği kampın konuğuyuz ve Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan isimlerden biri kaleci Ertaç Özbir ile beraberiz. Ertaç, her şeyden önce çok teşekkür ederiz bu teklifimizi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Şöyle genel olarak bir başlayalım. Çok alışık olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Bir kış döneminde Dünya Kupası maçlarını izliyoruz ve ligde 14. haftadan itibaren bir ara verildi. Öncelikli olarak bir futbolcu olarak bu verilen arayı nasıl değerlendiriyorsun? Hem tatil yaptınız, tatilin hemen ardından da takımla beraber kamp çalışmaları devam ediyor. Bu arayı nasıl değerlendiriyorsun? Tabii bu arada hani ailemizle daha çok vakit bulma fırsatı buluyoruz. Bunu da ailemizle beraber vakit geçirerek harcıyoruz. Yani bu ara tabii herkes için çok farklı bir durum. Yani bizim de ilk defa futbolun içinde bulunduğumuz süre içerisinde ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Tabii ki de ya bizim için çok zor. Çünkü senede 3 tane kamp yapmış oluyorsun. Kamplar da çok yorucu geçer her zaman. O yüzden bu sene tabii Katar'da olması futbol dünyası için çok farklı bir durum. Şu ana kadar da güzel geçiyor. Biz de bu arayı şimdi Antalya'ya geldik. Güzel bir çalışmayla, hazırlık maçlarıyla, farklı sistemlerle yenilenmeye çalışıyoruz. Hazırlık maçları demişken hazırlık maçları da son sürat devam ediyor. Aslında takımlar için keyifli oluyor. Çünkü neticesi ne olursa olsun bir hazırlık mücadelesi ama her takımın da tabii tek bir hedefi var. Galibiyet. Hazırlık maçları nasıl gidiyor? Yani hazırlık maçlarında farklı sistemler deneniyor tabii ki de. Farklı oyuncular deneniyor. Hani bu anlamda tabii bizi geliştirecek olan hazırlık maçlarıdır. Hani hatalarımızı görebilmek açısından güzel maçlar bunlar. Biz de burada tabii ki galip gelmek her maç hedefimiz. Bazen aksaklıklar olabiliyor, bazen kazanıyorsun, kaybediyorsun ama en nihayetinde bir şeyleri öğreniyorsun. Biz de bu maçlardan bir ders çıkartıp bir şeyler öğrenip yolumuza devam edeceğiz lig maçlarında. Az önce belirttiğin kamplar futbolcu için, bir takım için, takımın devamlılığı için çok önemli. Sezon başı kampları biraz daha farklı, orada daha çok yüklemeler oluyor ama devre arası kamplarının sana ne faydası oluyor? Şimdi devre arası kampları evet biraz daha süreç kısa olduğu için daha fazla yüklenme ihtimali ortadan kalkıyor. Fakat bu Dünya Kupası arası çok daha fazla uzun olduğu için aynı sezon başı kampı gibi daha ağır geçiyor bizim için. Ama normalde devre arası olduğunda yaklaşık 2 haftalık bir ara olduğunda 3-5 günlük bir tatilden sonra direkt maçlara başlıyorduk mesela. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Yine tekrardan vücut sıfırlandıktan sonra tekrardan sezon başı kampı gibi yükleniyoruz yani. Şöyle Süper Lig'deki son 3 maçımıza baktığımız zaman takım sahadan beraberlikle ayrıldı, 1 puan kazandı ama bir kaleci olarak da sen de üstüne düşen görevi gerçekleştirdin. Oldukça başarılı bir sezon geçiriyorsun. 13 mücadelede 14 gol yedin ve 5 mücadelede de kaleni gole kapattın. Yani çok önemli bir ritim yakaladın. Bu ara ritmini ne kadar etkiler? Yani bu ara tabii ritimde yani şu futbolcunun her zaman moralinin ne bileyim farklı etkenlerin üstünde olduğu zaman yani o baskıyı kaldırabildiği zaman daha iyi işler yapabilir. Bu moralle alakalı bir şey aslında futbolcunun. Biz de bu arayı en moralli şekilde geçirebilirsek aynı şekilde devam edebileceğimi düşünüyorum. Fakat hani dış etkenler bizi ne kadar yorar, ne kadar bizi üzer bilemiyorum. Çünkü sadece futbol sahanın içinde oynanmıyor. Dışarıda da bir hayat var. O hayatı da ne kadar bizi mutlu edebilirlerse biz de sahada o kadar verimli işler yapabiliriz. Ondan dolayı bakacağız. Süper Lig'deki puan tablosuna baktığımız zaman 3. sıradasınız. Üst sıralarda yer alıyorsunuz ve oynadığınız futbol hakikaten tribünden mücadelelerinizi taraflı tarafsız izleyen herkesi keyiflendiriyor ve şampiyonluk yarışının içinde yer alabilecek güçte ve potansiyelde bir takım olduğunuzu biz görebiliyoruz. Takımın içindeki durum nasıl? Tabii ki takımın içerisindeki durum yani herkes kalitesinin farkında. Şu zamana kadar maç maç ilerledik. Bundan sonra da öyle ilerlemek istiyoruz. Sonuçta ligin daha henüz çok başları. Daha önümüzde çok uzun yol yani kat etmemiz bir yol var. O yüzden yani aslında bu soruya biraz ligin sonlarına doğru cevap vermek daha mantıklı olur. Şu anda hani erkenden bazı şeyleri konuşup da çok fazla dillendirmek yakışmaz bize. Biz sadece haddimizi bilerek, güzel bir futbol sergileyerek, izleyenleri mutlu ederek ileriye taşımak istiyoruz takımı. Bu puan tablosunda nereye kadar gidebiliriz onu bilemiyorum. Ama umut ederim ki inşallah bu sene Avrupa kupalarına giden bir ekip oluruz.
senin de belirttiğin gibi kadro olarak baktığımız zaman çok kaliteli isimlerin yer aldığını görüyoruz takımda. Her bir futbolcu sahada her görev verildiğinde elinden gelenin sonuna kadar yapmaya çalışıyorlar, yapıyorlar. Takımın içindeki arkadaşlık ortamı nasıl? Takımın içerisindeki arkadaşlık ortamı gayet güzel. Yani herkes çok sıcakkanlı. Zaten biz buraya yeni transfer olarak geldiğimizde hem çalışanlar olsun, hem başkanımız olsun, hem yönetimsel bakımdan bize destek oldular. Biz de bu desteği en güzel şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Yani takım içindeki ortam dediğim gibi çok sıcak, çok güzel insanlar var. Farklı kıtalardan farklı insanlar. Burada birleşip güzel bir kaynaşmayla harmanlıyoruz yani. Güzel işler yapıyoruz yani. Senin de belirttiğin gibi sezon başında takıma dahil oldun. Yeni Malatyaspor'dan geldin. Geçen sezon takımın kalesinde Muriç gibi önemli, çok iyi bir performans gösteren bir kaleci vardı. Hemen onun ardından hedefi olan bir takımın kalesine geçtin. Ama çok kısa sürede o adaptasyonu sağladın ve gösterdiğin başarılı performansı dikkatleri üzerine çektin. Bu adaptasyon süreci nasıl işledi senin adına? Yani adaptasyon süreci, hani daha demin de söylediğim gibi çok güzel karşılandım. Tabii onlar da bir etkendi. Ondan sonra zaten uzun yıllar boyunca da bu işi yaptığımdan dolayı biraz da tecrübemi katarak buraya adapte olabildim. Hocamızın ne istedikleri, yönetimin, futbolcu arkadaşlarımın ne istedikleri çok önemliydi. Onların isteklerine ben de cevap vermeye çalıştım saha içerisinde. Bu da olumlu şekilde yansıdı. Kalecinin performansı açısından önündeki savunma tandemi de çok önemli. Şimdi o önündeki önemli isimlerden birinin transferi gündemde. Transferi çok fazla konuşuluyor. Tabii son kararı kulübün başkanı Sayın Murat Sancak verecek ama sen önündeki tandem hakkında savunmayla o iletişimini nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Yani savunmayla iletişimimiz gayet güzeldi bu zamana kadar. Yani Samet olsun, Semih olsun, giden Rakitski olsun. Hani gayet iyi bir ilişki içerisindeydik. Rakitski gitti biliyorsunuz, aramızdan ayrıldı. Samet'in bir transferi söz konusu. İnşallah onun hakkında da hayırlısı olur, güzel işler olur. Hem kulübümüz hem Samet hakkında. Yani güzel işlere imza attığımızı düşünüyorum. Çocuklar da gerçekten bazı şeyleri hak etti. Hem Tayyip Talha olsun. Tayyip Talha da bizdeydi mesela. O da Beşiktaş'a gitti. Yani güzel işlere imza attık hep beraber. Yani bir şeyleri başarmak için beraber hareket ettik. Aynı anda aynı şeyleri düşündük ve aynı şeyleri yaptığımızda da göze batan ve hoş futbolla iki kardeşimizi yollama gayretindeydik. Bir Tayyip gitti. İnşallah bu sene de Samet'in senesi olur. Montella gibi hakikaten dünya çapında bir teknik direktörle beraber çalışıyorsun. Onun antrenman metotları nasıl? Senin üstündeki etkisi nasıl oluyor sana karşı? Şimdi hocamız tabii dünyanın çeşitli yerlerinde ve çok büyük takımlarda görev almış ve aynı zamanda da futbol oynamış bir isim. Yani onun ilerlettiği yoldan biz de aynı şekilde arkasından yürümeye çalışıyoruz. Bize ne gösterdiyse sahada yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani yapabildiğimiz kadar en azından. Ama çok güzel taktiksel disiplinleri var. Yani bize çok güzel terkinleri var. Umarım onların dediğini yapıp bu sene hak ettiğimiz yeri kucaklamak istiyoruz yani. Tek söylemek istedim. Aslında tecrübeli bir futbolcusun. Şu içinden geçiyor mu hocayla tanıştıktan sonra, onun antrenman sistemine dahil olduktan sonra keşke daha genç yaşta böyle bir hocayla çalışsaydım diye düşünüyor musun? Evet, tabii ki de. Yani hem daha genç yaşta böyle bir futbolcu topluluğuyla ve böyle bir hocayla çalışmayı çok isterdim. Geç karşılaştık. Bazen geç karşılaşmak da bir şeyleri öğrenmemize sebep oluyor. Bu yaşta öğrenecekmişim bazı şeyleri, bu yaşta tanışacakmışız. O yüzden ben çok fazla hani onun üstüne durmuyorum. Yani çok fazla da geriye dönmek istemiyorum. Yoksa geriye dönecek olursak çok şey var hayat hakkında konuşmamız gereken. O yüzden önümüze bakacağız. Bu saatten sonra ne yapabiliriz ona bakacağız. Bu arada hocayla çalışmaktan dolayı çok onurlu ve mutluyum. Gerçekten çok iyi de bir insan, çok güzel bir insan. Onunla aynı çatı altında, aynı kulüp ortamında olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye son yıllarda inanılmaz potansiyel kaleciler yetiştirdi. Milli takımda da kalecilerimizi görüyoruz. Milli takıma dahil olamayan çok başarılı kalecilerimiz de söz konusu. Bunlardan biri de sensin. Hatta son milli takımın aday kadrosu açıklandığında bir beklenti vardı. Sana karşı da bir beklenti vardı. Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalecisi Güney hakkında da öyle bir beklenti vardı. Sen milli takım hakkında neler düşünüyorsun? Öyle bir beklenti senin için de var mıydı? Yani tabii seneler içerisinde özellikle genç yaşlarda milli takım beklentilerim vardı. Tabii bugünden güne biraz azaldı ama tabii ki de yapacak bir şey yok. Sonuçta
Orayı seçenler oraya göre bir futbolcu seçmek zorunda. En doğru kararı onlar verecektir tabii ki de. Ya biz ne kadar sahada ne kadar bir şeyleri başarsak da yapsak da en doğru kararı milli takım hocaları ve orayı seçen kişiler artık kim bilmiyorum ama onlar seçecektir yani. Ya bu saatten sonra da hani milli takımla alakalı çok fazla hani sorular da geliyor. Ya bunlar zaten sizlerin aracınızla çok da fazla artık milli takımı hani bırakma durumunu hani söyleyebilirim hani artık hani milli takıma gitme durumu yani bu saatten sonra bence benim için kapanmıştır. Çünkü yaşım da çok geç oldu artık 33 yaşındayım. Zaten 2-3 sene içerisinde de futbolu bırakmayı düşünüyorum zaten. Çok fazla da zaten gençlerimizin önünü açmak neticesinde yani milli takıma yani artık son verdim diyebilirim yani. Peki Türkiye'deki kaleci potansiyelini nasıl görüyorsun, değerlendiriyorsun? Yani çok önemli isimler çıktı, evet, hala evet. Da önemli genç isimler var, forma giyen. Evet. Onlar hakkındaki düşüncelerin ne? Şöyle, bizim zamanımızda çok fazla genç kaleci oynayamazdı. Yani çok bekledik mesela. Ben 5 sene İsaksson'un arkasında kaleyi almayı bekledim mesela. İsaksson İsveç milli takım kalecisiydi, çok da iyi bir kaleciydi. Onun arkasında çok uzun seneler bekledim. İyi ki de beklemişim, sonuçta buralara kadar gelebildim. Şu andaki genç arkadaşlarımız çok güzel genç arkadaşlar çıkıyor. İşte yani nereden baksan 5-6 tane genç arkadaş sayabilirim oynayan. Yolları açık olsun. Çok güzel bir jenerasyon. Güzel şeyleri de imza atıyorlar. Yani söylemek istediğim bu. Şunu da sormak istiyorum. Dünya Kupası'yla başladık. Dünya Kupası devam ediyor. Çeyrek final mücadeleleri oynanacak. Dünya Kupası hakkındaki görüşlerin, favorin kim? Ya futbolun aslında favorisi olmaz pek fazla. Benim gözümde olmaz. Yani çünkü 90 dakikadan 90 dakikaya değişiyor bu durum. Yani bir takım çok fazla atıyorum ne derler ona? Çok fazla göz önünde bulunan takım. Atıyorum Almanya, İspanya. Hani bunlar, favori olarak görünen. Yani favori olarak görünen takımlardı belki bunlar ama şu anda bakıyorsunuz elendiler mesela ve birkaç takım daha ekleyebilirim bunlara. En azından çeyrek final, yarı final görebilecek takımlar söyleyebilirim. Olmadı. Fakat hani ne olur ne biter derseniz de ya sanki gönlümden bilmiyorum da İngiltere olabilirmiş gibi geliyor. Hani bir sürpriz olabilir hani gibi geliyor bakalım. O zaman şöyle bir hızlı sorularla devam edelim dilersen. Sana tabii çok zor. 33 yaşındasın, uzun yıllardır farklı takımlarda forma giyiyorsun. Oynadığın takımlar arasından bir 11 yap desem, bu 11'e kimleri koyarsın? Öncelikli olarak kaleye kimi koyarsın? Ya kaleye İsaksson'a koyardım. Ya gerçekten çok üst düzey bir kaleciydi, iyi bir kaleciydi, iyi de bir bireydi. İsaksson'a koyardım ilk öncelikle kaleye. Onun haricinde hani oynayacağım zaten 6 sene boyunca Malatyaspor'da top koşturdum. 5 sene boyunca Kasımpaşa'da, 1 sene boyunca da Gençler Birliği'ndeydim zaten. Yani beke mesela, sağ beke bizim Svensson'u koyabilirim mesela. Gerçekten çok çalışkan, çok dinamik mesela. Sağ stopere mesela Samet'i koyabilirim. Gerçekten çok üstüne kattı, çok iyi şeyler yaptı. Tayyip Talha'yla çok uzun süre oynayamadım ama en azından çok yetenekli olduğunu biliyorum. Onu da koyabilirdim mesela. Ondan sonra Sadık vardı mesela Malatyaspor'da, onu da koyabilirdim. Aslında birkaç kişi var böyle bu anlamda. Mesela Rodriguez de mesela, Kevin Rodriguez. Yani iyi. Aslında Adana Demirspor kadrosunu yavaş yavaş sayabilirim diyebilirim. Çünkü hani oynadığım kulüpler bazında hani az çok da hani Malatyaspor'a gelen futbolcu arkadaşlarımın birkaçını saymam dışında atıyorum Adem Büyük, forvete koyarım. Aleksic koyarım. Cilerme vardı, koyarım. Bunların haricinde yani koyabileceğim maalesef o çok yoktu yani. Peki kariyerinde beraber oynamak isteyeceğin futbolcu kim olurdu? Geçmiş dönemden de olur, şimdi oynayan futbolcular arasından da olur. Oynayıp mı oynamadın mı? Oynamak isteyeceğin, oynamadın. Messi ile oynamak isterdim mesela. Yani Messi çünkü benim gözümde dünyanın bir numaralı futbolcusu ve yani bu yaşta bu kategoride bu futbolu sürdürebilmek gerçekten çok zor bir meslektir. Yani şimdi Mbappe var mesela, çok iyi futbolcu ama Mbappe ile Messi'yi aynı yaşa getirdiğimizde aradaki farkı da bir görmek lazım mesela. Messi de Mbappe'nin yaşında bence harika işler yapıyordu mesela. Yani o yüzden bence dünyanın en iyi futbolcusu Messi. Yani onunla oynamak isterdim. İdolün? İdolüm aslında çok fazla idol olarak bir kimseyi böyle çok fazla kendime baz almadım ama hani idolüm olarak hani yani aile büyüklerim
Yani diyebilirim yani. Çok fazla girmeyeyim o konuya. Takımda en iyi anlaştığın futbolcu kim? Takımda en iyi anlaştığım yani Mustafa Kapı var mesela. Berk var. Berk Yıldız, Mustafa Kapı. Yani bunlar genç futbolcular tabii. Zaten diğer arkadaşlarım da yabancılar. Çok iyiler. Fakat işte bazen dil konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O yüzden çok fazla vakit geçiremiyoruz. Yani kalplerimiz bir ama. Yani çok fazla vakit geçirdiğiniz insanlar kim diye sorarsanız da onları sayabilirim yani. Ama çok güzel, çok eğlenceli çocuklar var takımda. Hepsi adına da yani önlerinde de uzun bir süreç var profesyonel anlamda. Onlara da şu anda başarılar diliyorum yani. Yani önlerinde çok güzel seneleri olsun. Peki futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin? Ya futbolcu olmasaydım yine herhalde sporun içinde olurdum diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla hani okulda yani okumak isteyen bir çocuk değildim sanırım ya. Hani öyle görüyordum kendimi. Hep devamlı sporun içinde olmak istiyordum. Mesela okuldan çıktıktan sonra devamlı futbol oynamak isterdim. Yani gidip de bir matematikçi, bir biyoloji öğretmeni, işte bir fizik, kimya, hani bu tarz konularda biraz benim iterdi yani. O yüzden sporun içinde bulunurdum belki de. Yine atıyorum basketbolcu olabilirdim veya voleybolcu olabilirdim. Yani o tarz işlerde olabilirdim. Peki teknik direktörlük mü, yorumculuk mu? Yani şu an yorumculuk gibi görünüyor. Ya. Yorumculuk gerçekten çok eğlenceli bir sektör. Yani istediğini söyleyebiliyorsun. Yani hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Yani o an canın ne isterse yorumculuk anlamında söyleyebiliyorsun mesela. Yorumcu olmak güzel bence, keyifli. Totemlerin var mıdır? Totemlerim öyle yok. Hani dua ederim. Yani atıyorum sağ ayakla girerim mesela. Yani totemlerim bunlardır yani. Yoksa totemim yok. Kariyerinde hiç unutamadığın bir mücadele var mı? Kariyerimde hiç unutamadığım bir mücadele aslında var. Birkaç tane var. Mesela ilk oynamaya başladığım sene İshakson'dan kaleyi almıştım Kasıkpaşa'da. 2-0 öne geçmiştik ilk yarı. Aa yendik falan diye düşünüyordum mesela. İkinci yarı 3-2 oldu maç. Galatasaray maçı kazandı ve o sene de şampiyon olmuşlardı. Hiç unutamamıştım yani o mücadeleyi. Hani kendime şöyle demiştim. Ya Ertaş 2-0 öndesin. Hani nasıl bu maçı verdin gibilerinden. Hep bir düşünce vardı o zaman içimde. Öyle yani. Peki en çok seni etkileyen atmosfer neresi? En çok etkileyen atmosfer yani Beşiktaş, Vodafone Arena. Gerçekten çok etkileyici bir stadyum. Özellikle taraftarları çok hani ambiyansı çok yüksek tutuyor. O yüzden hani bazen takım arkadaşlarının bile sesini duymakta sıkıntı çekebiliyorsun. Beşiktaş, Vodafone Arena diyebilirim yani. Oynamayı en çok sevdiğin deplasman? Oynamayı en çok sevdiğim deplasman Fenerbahçe deplasmanı diyebilirim onu. Dünya Kupası mı, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu? Geçen hatta bu konuyu bir arkadaşımla da daha konuştuk. Berk'le konuştuk. Ona aynı soruyu sormuştum. Berk demiştim hani Dünya Kupası mı, Şampiyonlar Ligi mi diye. O şöyle demişti. Abi Şampiyonlar Ligi de güzel abi. Yani tam Dünya Kupası ama Dünya Kupası 4 senede bir yapıldığı için hemen unutulabilir falan demişti. Hani Şampiyonlar Ligi'nde şöyle bir durum var. Yani takımlar istediği futbolcuyu alabiliyor. Atıyorum bir Paris Saint Germain'sin, bir Real Madrid'sin. İstediğin yerden, istediğin ırktan futbolcuları birleştirebiliyorsun ve o güce erişebiliyorsun. Fakat milli takım bazında bu böyle olmuyor. Atıyorum herhangi bir ülkeyle oynuyorsun. Atıyorum misal veriyorum Çin mesela. Yani Çin'den mesela kaç tane futbolcu tanınıyor? Yani o takımı yenebilirsin bir şekilde ama Şampiyonlar Ligi'nde herkes güçlü olduğu için, herkes takım yaptığı için. O yüzden Şampiyonlar Ligi daha zor bence ama Dünya Kupası'nda keyfi çok ayrı. Yani ikisini de ayıramıyorum yani. Biri sağımda biri solumda olsun isterim yani. Peki futbolda bir kural değiştirebilseydin hangi kuralı değiştirirdin? Futbolda bir kural değiştirmek olsaydım hangi kuralı değiştirirdim? İnan ki bu soruya çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Hatta röportajın başında da sizinle bir şey paylaşmıştım. Şakam yoluyla söyleyebilirim. Yani hakemler diyebilirdim mesela. Hani ben mahalle maçlarını çok severdim mesela. Mahalle maçlarında hakem yoktu. Hakem kendimizdik. Keşke insanlar da mesela o zaman kararları faal olduğu zaman çocuk aklımızda bu faal ya da değil diyebiliyorduk mesela. Hakemler olmasa mesela diyebilelim ki ya kardeşim faul yaptın yani doğru bir dille, doğru dürüst bir dille. Ondan dolayı hakemler derdim herhalde. Ama hakemlerimiz de tabii ayrı. Yok, hakemlerimizin de ayrı bir yerde tutuyoruz tabii. Hepsinin ayrı ayrı meziyetleri var tabii. Hepsini çok seviyoruz.
Umarım ligin ikinci bölümünde, ikinci yarısına demiyorum, ikinci bölümünde onlar için güzel bir sezon geçer. Peki son olarak kazandığın ilk parayla ne yaptın? Kazandığım ilk parayla anneme ev almıştım bu. Çok teşekkür ederim Ertaç. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Adana Demirspor'un başarılı kalecisi Ertaç Özbir'le beraberdik. Adana Demirspor'un sezonki hedeflerini ve kendi hedeflerini konuştuk. Hoşçakalın efendim.